Manşete hoş geldiniz. Bir gece ansızın, bir gece ansızın birileri lafta, birileri icraatta. Bir gece ansızın birileri nasıl vuruluyor ki en mahrem noktada, en korunaklı noktada, kendini en güvende hissettiği noktada. Onu seyrettik, onu izledik ve ona tanık olduk bir kez daha. Bir kez daha çünkü defalarca daha önce de yaşanmıştı. İsrail, Hamas'ın siyasi büro şefi, Hamas lideri diye kısaca tanımlayacağımız İsmail Haniye'yi Tahran'da, Cumhurbaşkanı yemin töreni için gittiği, konuk olduğu, misafir olduğu Tahran'da, Tahran Cumhurbaşkanlığı'nın konu olarak gittiği, İran'ın başkentinde kaldığı misafirhanede vurdu ve öldürdü. Son derece çarpıcı, her yönüyle enteresan, her yönüyle ilginç. Birileri bir gece ansızın gelebilirim demeden gidiyor vuruyor bir gece ansızın ki gece yarısından sonra saldırı gerçekleşmiş. Birileri de anca lafta bağırıp duruyor. İsrail iki kritik lideri öldürdü. Biri Lübnan'da Hizbullah'ın iki numaralı adamı, diğeri de Hamas'ın bir numaralı adamı Tahran'da. Bir gece ansızın. Ve Tahran'da kendini güvende hissederken Hamas lideri İsmail Haniye, kendini en güvende hissettiği ülkelerden birinde belki ve hiç ummadığı bir gece kaldığı misafirhanede, yani İran muhafızlarının, İran korumalarının, İran askerinin, polisinin, neyse İran güvenliğinin koruduğu bir yerde ve İran'da bir cumhurbaşkanlığı yemin törenine tanıklık etmek için gitmiş. Misafir olarak gittiği bir yerde. İran açısından da son derece rezil, utanç verici bir durum. Sol üstte, yani bu görüntülerin hepsi dünden sol üstte Hakan Fidan'la görülüyor. Hakan Fidan da gitmiş. Tahran'daymış. Yeni Cumhurbaşkanı yemin töreni için. Mesut Pezeşkiyan. İran'ın yeni cumhurbaşkanı ki önceki cumhurbaşkanı da bir helikopter kazasında ölmüş. Helikopteri saatlerce bulunamamıştı. Yani İran orada da bayağı bir çuvallamıştı. Yani kağıttan kaplan demişlerdi İran için. Sol üstte Hakan Fidan'la görülüyor İsmail Haniye dün. Yani Hakan Fidan da paniklemiştir herhalde. Ulen geldik Tahran'a bir yemin töreni için. Yani can güvenliğimiz yok arkadaş. Bak Haniye'yi uçurdular. Yarın öbür gün ben de tehdit kabul edilirsem beni de uçurabilirlerdi. Hedef gözeterek. Nasıl paniklemişler? Nasıl paniklemişler? Bunlar canından korkan insanlar yani. Erdoğan da paniklemiştir. Korkmuşlardır. Yani liderler bu tür olaylara şöyle bakarlar. Her şeyden önce. İsmail'in, Haliye'nin öldürülmesine falan üzülmek bir tarafa. Yahu biz de güvende değiliz. Beni de götürebilirler. İsrail 2000-2500 kilometre öteden İran başkenti Tahran'daki siyasi rakibini ortadan kaldırdı. Net, temiz eylem yani. Daha önce de Şam'da, Suriye'de İran rejim muhafızlarını, galiba 7'sini vurmuştu. İran da onun üzerine İsrail'e füze göndermişti ama gönderdiği füzelerden bir tanesi bile İsrail kara sınırları içine düşmemişti. O da ayrı bir konu. Yani İran istihbaratı ve güvenliğinin de darmadağınık olduğunu görüyorsunuz. Reisi. Yani bir helikopter kazasında gitti, bakımı yapılmamış bir helikopter kazasında öldü birkaç ay önce ve helikopterini bulamadılar. Yani utanç verici bir durum. Yani o helikoptere binmesi, o helikopterin kaza yapması, ölmesi, sonra onun enkazın bulunamaması sıralı bir sürü şey. Sonra onun yerine seçilen yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, onun yemin töreninde de konuklardan ki Hamas'ın lideri pozisyondaki bir konu koruyamadı İran. Bir gece ansızın. Sol altta Hamaney dini lider dün gene işte Haniye'yi, İsmail Haniye'yi kabul ederken görülüyor. Sarılıyor, kucaklıyor, öpüyor. Sağ üstte işte Pezeşkiyan, Haniye ile karşılaşma anı var. Kucaklaşıyorlar. Ortadaki görüntü kaldığı yerleşke ya da misafirhane neyse o bombalandıktan sonraki hali bir enkaz. Sağda da gene İsrail güçlerinin nasıl orayı hedef alarak
öldürdüğüne ilişkin görüntü. Yani bu çok en çarpıcı 5 görüntüyü getirdim. Yani hedef gözeterek vurulması, enkaz, işte Hamaney'le İran Cumhurbaşkanı ve Türkiye İstihbarat Şefi ya da işte Dışişleri Bakanı neyse onunla görüşmesi. Böyle. İsmail Haniye Tahran'da böyle öldürüldü. Hamas İsrail'i sorumlu tuttu. İsrail'de konuşma yasağı getirmiş. Yani bu çok çok net kınamalar geldi. Ama kınamalar işte İran'dan geldi. Karşılıksız bırakmayacağız diye. Türkiye kınadı. Bir de Katar kınadı ki İsmail Haniye Katar'da oturuyor. Ki yarın cenaze töreni düzenlenecek Tahran'da. Ve oradan da Katar'a defnedilmek için götürecek. Cenaze programı da netleşmiş. 2017'den bu tarafa Hamas'ın lideri İsmail Haniye ve siyasi büro şefi Halit Meşal'den devraldı bu görevi. Ve zannediyorum o tarihten beri de Gazze'den çıktı. Tehdit altında olduğunu düşündü ve şeyde yaşıyor. Katar'da yaşıyor. Evet. Bu da işte 20 Nisan'da daha birkaç ay önce İstanbul'da Erdoğan'la buluştu İsmail Haniye. Ve Erdoğan'ın sarıldığı isimde önceki Hamas lideri Halit Meşal. İşte burada da bu şekilde paylaşılmıştı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldiler filan diye. 20 Nisan'da öğleden sonra böyle paylaşılmıştı bu fotoğraflar. İşte o hemen şeyin yanında, Haniye'nin yanında oturan kişi de Halit Meşal, Erdoğan'ın sarıldığı isim. O arada Ömer Çelik, AKP sözcüsü, Haniye Ağustos ayında Türkiye'ye davet edecektik, planlıyorduk, konuşuyorduk. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de şey yapacaktı, konuşma yapacaktı falan diye A Haber'de anlatmış. Yani Türkiye'de de ortadan kaldırılabilirdi bile, düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de kaldığı yere bir füze, İsrail füzesi ve ortadan kaldırılıyor. Acayip bir şey. Bir de tabii İsrail açısından şöyle de bir sıkıntılı bir tarafı var bunun. Yani düşünsenize, özür dilerim, İran açısından. İran liderliğini düşünsenize. Tahran'da İsrail istediği binayı uçurabiliyor. Yani bu Hamaney'in oturduğu bina da olabilir. İran Cumhurbaşkanı'nın oturduğu bina da olabilir. Ya da canını sıkan herhangi birinin oturduğu yer de olabilir. Ki zaten hatırlayın, daha önce İran nükleer programının kilit isimlerinden Fakhrizade de Tahran'da öldürülmüştü. Yani İsrail canını sıkanı fark etmiyor, İran'ın herhangi bir yerinde ortadan kaldırabiliyor. Canını sıkanı İran'ın herhangi bir yerinde ortadan kaldırabiliyor. İşte bu da Erdoğan Haniye görüşmesinden fotoğraflar. Yine işte biraz önce de söyledim, Şam'da devrim muhafızlarını öldürdü İsrail. Onun üzerine de işte İran bir misilleme yapmıştı filan. Ama şimdi bu büyük bir güvenlik zaafı İran açısından. Bakalım bu işi nasıl toparlayacaklar, nasıl halledecekler. Ajans France Presse konuşmuş Hamas'tan Musa Ebu Merzuk. Korkakça bir eylem demiş. Cevapsız kalmayacak demiş. İran Cumhurbaşkanı İsrail'i pişman edeceğim demiş Pezeşkiyan. Hamas'tan açıklama yapılmış. Saldırı amaçlarına ulaşamayacak, gerilim tırmanacak, yanıtsız kalmayacak filan. İran devrim muhafızları ise Haniye'nin öldürülmesine sert ve acı verici bir yanıt verilecek demişler. Yani bilemiyoruz ancak nasıl bir yanıt verirler ya da nasıl bir video mu çekerler? Karikatürle mi yanıt verirler, resimle mi yanıt verirler, gösteriyle mi yanıt verirler veya işte ne bileyim cenaze törenini bir şova dönüştürerek mi yanıt verirler? Fakat şey değil yani. Tabii yani bu büyük bir şey. O Tahran'da istediğini ortadan kaldırabilirsin. Yani Haniye'yi ortadan kaldıran, Cumhurbaşkanlığı yemin töreni için Tahran'da o sırada bulunan herkesi de ortadan kaldırabilirdi. Ki zaten İran Üst Düzey Güvenlik Konseyi Hamaney'in konutunda bir araya gelmişler hemen. Kudüs gücü komutanları da katılmış buraya filan. Yani Tahran'ın kuzeyinde savaş gazilerinin kaldığı bir konuk evinde ortadan kaldırılmış. ABD Savunma Bakanı, savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Diplomasi her zaman var, her zaman fırsat var buna. Ama
İsrail saldırıya uğrarsa İsrail'i savunuruz demiş. Rusya kınamış, kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayet filan. O arada İsrail ordusu hafta sonu 12 çocuk ve gencin öldürüldüğü bir Dürzi köyü saldırısından da Hizbullah'ı sorumlu tutmuştu ve Hizbullah komutanı Fuat Şükür'ü öldürdü, ortadan kaldırdı. Evet. Mesajlara bakalım Türkiye'den gelen. Hakan Fidan, işte değerli kardeşim İsmail Haniye'nin şehit edilmesi falan diyor. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz falan. Hiç İsrail'e girerim şu bu falan yok. Bir de fotoğrafını paylaşmış. Erdoğan'ın mesajı da enteresan. İşte şiddetle kınıyor, lanetliyorum falan. İslam dünyasının güçlü duruşu falan. İslam dünyasında ne bileyim İran, Türkiye ve Katar'dan başka kınama gelmedi bildiğim kadarıyla. Bunun Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi filan desteklemeye devam edeceğiz. İsrail'e girerim unutuldu. 67 sınırlarını konuşmuş Erdoğan. 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan işte sonra belirlenen sınırlar. 67 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen, bağımsız Filistin Devleti'nin tesis için çalışmayı sürdüreceğiz. İki gün önceki İsrail'e gireriz olayı yenildi, yutuldu. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim Haniye'yi Allah'tan rahmet, ailesine sabır bilmem ne filan. Böyle. Bu da işte Haniye'nin ya da Haniye'nin, biz Haniye diye öğrendik. Telaffuzu Haniye olduğu için Türkiye'de Haniye diye kullanılıyor. Neyse, Haniye'nin İran Pezeşkian Cumhurbaşkanı'yla dünkü görüşmesi. Bu adamlardan biri sabahı göremedi. Sağdakinin de görüp göremeyeceği şüpheli. Böyle bir dünya. Hediye Levent, Haniye'nin öldürülmesi Hamas'ı etkilemez, Gazze Savaşı'nı da bitirmez. Hamas'ın Katar merkezli siyasi bürosuyla Gazze merkezli askeri kanadı olan Kassam Tugayları bağımsız hareket eden yapılar. Ancak Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi İran-İsrail tansiyonunu yükseltir diyor. Tansiyon da yükseldiğiyle kalır, öyle görülüyor. Gönül Tol enteresan bir tespit yapmış. Kudüs gücüne ait bir yerleşkede kalan Haniye'yi, Tahran'da sevgilisinin evinde kalan Şükrü, Beyrut'ta bulup öldürecek kadar şahane bir istihbarat ağın var. Fakat Gazze'de Şinvar'ı ararken 39 bin sivil öldürüyorsun. Bu da işte İsrail'in Gazze'de nasıl ikircikli bir politika götürdüğünü, amacının başka olduğunu gösteriyor. Gazze'deki komutanları bulamıyorsun ama Tahran'ın göbeğinde bir Hamas'ın bir numarasını, Beyrut'ta Hizbullah'ın iki numarasını ortadan kaldırabiliyorsun. Arif Keskin de paralel bir mesaj paylaşmış. Türkiye'deki nadir İran uzmanlarındandır. Kasım Süleymani Bağdat'ta öldürüldüğünde Hamaney İran yönetimi Iraklıları misafirlerini koruyamadıkları için fırçalamışlardı. Kasım Süleymani Irak'ta, Bağdat'ta Amerikan güçleri tarafından öldürülmüştü. Kudüs gücü lideriydi. Yani İran'ın en önemli komutanıydı o dönem. İranlılar ileri giderek Iraklıları ABD-İsrail işbirlikçisi olarak adlandırmıştı. Misafirini koruyamayan hainse son saldırıdaki gerçek hain kim? Sen de misafirini koruyamadın diyor. Evet, böyleyken böyle. Nereye gider bilmiyoruz ama Erdoğan'ın mesajları Alman basınında bile karşılık bulmamış. Dün bahsetmiştim. Dünyada hiç etki uyandırmadı. Kimse alıntı bile yapmadı. Bilakis Alman basını dalga geçmiş. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Erdoğan bizi inandırmak istediğinin aksine Türkiye henüz İsrail'le diplomatik ilişkilerini de kesmedi diyor. Kesinlikle diyor müdahaleyi göze alamaz falan. Kimse ciddiye almasın Erdoğan'ı diyor. Böyle bir durum var. Diğer yönüyle de bölgedeki gerilimi tırmandıracak bir suikastten bahsediyoruz. İsmail Haniye ortadan kaldırıldı. Bu Gazze'deki durumu etkiler mi etkilemez mi zaman içinde göreceğiz. Ama İsrail, İran ilişkilerini belli ki gerilimi tırmandıracak. İran mutlaka bir karşılık vermeye çalışacak. Fakat gerek silahlı gücü, gerek füze gücü, gerek nükleer gücü, gerek işte istihbaratı, pek çok şey nasıl tel tel döküldü, ortaya çıktı. Büyük bir utanç esasen İran açısından bu yaşanan gelişmeler. Bakalım ne olacak? O arada Netanyahu Amerikan Kongresi'nde 57 kere, 58 kere ayakta alkışlanan konuşmasından sonra Hamas'ın liderini ortadan kaldırdı. Büyük bir siyasi destek almış durumda. Ve şey yapıyor, yani savaş çıkartmak için, hır çıkartmak için elinden geleni yapıyor. Beyrut'ta Hizbullah liderini öldürüyor, Tahran'da Hamas liderini öldürüyor ve verilen tepkilerde cılız kalıyor. Tam bir şımarık çocuk gibi, tam yani arkasındaki Amerika'nın gücüyle ve
himayesiyle adımlar atıyor. Fakat savaşı çıkarmak için ne yaparsa yapsın, dediğim gibi ülke başkentlerinde böyle eylemler düzenlemesine rağmen Şam'da, Beyrut'ta, Tahran'da kimse otellere basmıyor. Böyle de bir tarafı var işin. Yoksa İsrail'in şu son bir yıl içinde yaptığı bu tür hareketler, bu nevi hareketler 50 kere savaş çıkarırdı. Fakat bu defa da böyle olmayacağı görülüyor. Ama zannediyorum, başta bahsetmiştim bir nebze, Türkiye liderliği bundan çok tırsmıştır. Erdoğan geri adam attı zaten, mesajında gördünüz. İsrail iki kritik lideri bir gecede öldürdü. Taziye'de zaten barıştan, 67 sınırlarından falan bahsediyor Türkiye. Orta Doğu'da bir savaş çıkar mı? Bu sebeple çıkmaz, çıkmayacağı önceki örneklerde de görüldü ama gerilim tırmanabilir. Erdoğan da bir ülkeyi sinirlendirdiğinde veya bir ülkeyi karşına aldığında Orta Doğu'da hiçbir ülke başkentinin dahi güvenli olmadığını bu acı tecrübeyle, bu acı deneyimle görmüştür zannediyorum. Evet. Başka bir konuya girmeyeceğim. Sadece Genco Erkal'la veda etmek istiyorum. 86 yaşında kan kanseri sonucu hayatını kaybetti ve büyük bir ustaydı, büyük bir duayendi. Burada ne söylersem söyleyeyim, onun bıraktığı boşluğu dolduracak kelimeler bulamayacağım. Saygıyla anıyoruz. Dün gece yarısından sonra daha doğrusu, Hoşça Kalın Dostlarım Benim, Hoşça Kalın dizeleriyle, Twitter'da X platformunda paylaştığı bu dizelerle veda etti. Belli ki bunu da planlamıştı. Büyük bir boşluk bıraktı geride. Sevenlerine, takipçilerine, hayranlarına, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 2 Ağustos Cuma günü düzenlenen törenlerin ardından, teşvikiye de kılınacak namazın ardından defnedilecek büyük usta. Bununla bağlıyoruz. Yarın bir başka manşette, bugün değinmediğim, yarına tehir ettiğim konularla tekrar karşınızda olmak üzere buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.